Almanca öğrenmeye nereden başlamalıyım? Sıfırdan Almanca öğreneceğim. Nasıl bir program izlemeliyim? Sıfırdan başlayanlar özellikle bu soruyu çok sık soruyorlar. Sıfırdan başlıyorsanız arkadaşlar zaten başlayacağınız seviye A1 seviyesidir. Ben diğer videolarımda çok defa söyledim. Gidebiliyorsanız muhakkak ki bir yüz yüze kursa gidin. O şekilde derslerinizi devam ettirin dedim. Diyelim ki işinizden, okulunuzdan vakit bulamıyorsunuz ve Almancayı gerçekten kendi başınıza halletmek zorundasınız. İnternetten A1 seviye gramer konuları diye aratabilirsiniz. Evdealmanca.com'da da bunun güzel bir listesi var. Bu listeye bakıyorsunuz ve yaklaşık olarak 2 ay gibi bir süreye bu konuları bölüyorsunuz ve bu 2 ay süre içerisinde bu konuları çalışıyorsunuz. A1 seviyesi eğer yoğun bir temponuz varsa, yani haftanın yaklaşık bir 4 gününü falan Almanca'ya ayırabiliyorsanız gayet rahatlıkla 2 ayda bitirilebilecek bir seviyedir. Peki her şeyiniz hazır. Hangi konuları çalışacağınızı biliyorsunuz, ne kadar sürede bitireceğinizi biliyorsunuz. Peki nasıl bir program uygulanmalı? Arkadaşlar benim tavsiyem Almanca'ya her gün bakmanız. Yani bir gün 4 saat çalışıp diğer gün çalışmamak yerine bir gün 2 saat, öteki günde 2 saat çalışmanız. Yani mümkün olabiliyorsa haftanın 7 günü dahil 1 saat, 1,5 saat yapabiliyorsanız 2 saat Almanca'ya vakit ayırmanız ve aynı şekilde atıyorum salı günü bir çalışma yapacaksanız pazartesi günü yaptığınız bütün çalışmaları tekrar ederek başlamanız. Yani öncelikle bir yarım saat dün ne yaptım? Bunun tekrarını yaparak başlamanız. Sonrasında ise artık 1 saat, 1,5 saat, 2 saate kadar ne kadar konu çalışmanız gerekiyorsa o kadar konu çalışmanız. Ve Almanca kurs kitabını takip ederek dil bilgisi çalışmanın dışında neler yapmalısınız? Aynı şekilde o kitapların Arbeitsbuch dedikleri çalışma kitabı versiyonları var. Oralarda bol bol etkinlikler bulunuyor. Günün sonunda yani ders çalışmanızı bitirdikten sonra bir yarım saatte buralardan tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuları tekrar hatırlamanız adına çok faydalı olur. Veya ertesi gün dünün tekrarını yapmak amacıyla bu Arbeitsbuch kitabını kullanabilirsiniz. Çalışmak ve tekrar yapmanın dışında peki neler yapmanız gerekiyor? Kesinlikle arkadaşlar Almanca bir radyo olabilir, bir dizi olabilir, bir film olabilir. Almanca medya içerikleri tüketiyorsunuz ki kulağınız yavaş yavaş bu Almancayı duymaya başlıyor. Almancaya alışmaya başlıyorsunuz. Duyduğunuz zaman Almancadan korkmamaya başlıyorsunuz. Yani günlük olarak Almanca akşam yatmadan belki bir podcast dinleyebilirsiniz, bir radyo dinleyebilirsiniz, haberlere bakabilirsiniz, ilgi alanınızla, hobilerinizle alakalı Almanca bir şeyler izleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, futbolla ilgilisinizdir. Almanca olarak çekilmiş futbol haberlerine bakabilirsiniz, futbolla ilgili belgesellere bakabilirsiniz. Yani muhakkak ki keyif aldığınız bir şey vardır. Bunu Almancasından takip etmeye, yavaş yavaş kendinizi Almancaya entegre etmeye, Almanca duyduğunuzda korkmamaya, ufak tefek de olsa Almanca duyduğunuz şeyleri anlamaya başlamanız çok önemli arkadaşlar. Muhakkak bu radyoları, podcastleri dinlerken, filmleri izlerken anlamadığınız çok fazla kelime olacaktır. Tabii ki de her seferinde durdurup bu kelimeleri araştırmanız pek mümkün değil. Ama çok sık duyduğunuz kelimeleri yavaş yavaş gerçekten çok merak ettiğiniz için internetten aramaya başlayacaksınız. Bu internetten aradığınız kelimelerin bir listesini çıkartacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde kurs kitabında anlamadığınız kelimeleri de bu kelime listesine ekleyerek kelime listesini büyütebilirsiniz. Çalışmalarınızı yaparken kesinlikle Almanca sınavlarının formatını düşünmelisiniz. Almanca sınavlarının sizi 4 tane beceriden değerlendirdiğini unutmamanız gerekir ve bu sebeple bu 4 tane beceri için özel olarak yaptığınız bir yöntem olması gerekir. Yani lesen kısmı için ne yapıyorsunuz? Hören kısmı için ne yapıyorsunuz? Schreiben kısmı için ne yapıyorsunuz? Ve sprechen kısmı için neler yapıyorsunuz? Bunlar gerçekten çok önemlidir. Arkadaşlar lesen kısmı için kesin bir aktivite yapılmasının şart olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Almanca çalışırken epey bir Almanca okumuş oluyorsunuz. Ama yavaş yavaş ileri seviyelere geldiyseniz mesela yapabileceğiniz çok güzel bir şey var. Wikipedia'yı biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu Almanca'ya çeviriyorsunuz ve bütün maddeleri, bütün her şeyi Almanca olarak okuyorsunuz. Özellikle zaten Türkçesini bildiğiniz şeylerin Almancasını okumanız Almancanızı geliştirmek için size çok faydalı olacaktır. Örnek veriyorum, mesela Türkiye ile alakalı Wikipedia başlığına giriyorsunuz. Orada Türkiye yazıyor mesela. Oradan başlıyorsunuz Almancasından okumaya. Türkiye ile alakalı şeyleri görüyorsunuz ve Türkçedeki kelimelerin Almanca karşılıklarını düşünmüş, sorgulamış oluyorsunuz. Bu çok güzel bir okuma yöntemi arkadaşlar. Kısa haberler bile olsa Almanca biraz okuma yapmak gerçekten sizin hem okuma hızınızı, hem anlama hızınızı, hem de kelime bilginizi gerçekten çok büyük oranda geliştirecektir arkadaşlar. Hören kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, Hören kısmı için günlük olarak kesinlikle yarım saat, bir saat Almanca bir şeyler dinlemek çok önemli çünkü duyduğunuz şeyi anlamazsanız zaten ona cevap verip konuşamazsınız. O yüzden Hören kısmı çok önemli. Muhakkak ki bir radyo yayını, podcast, haber vesaire Almanca bunları takip edin arkadaşlar. Sıkılıyorsanız, bunları sıkıcı buluyorsanız Almanca dizileri takip edin, dizi izleyin.
Extra auf Deutsch izleyebilirsiniz veya Türkisch für Anfänger izleyebilirsiniz. Radyo tavsiyesi soruyorsanız arkadaşlar, Big FM diye bir radyo var. Ben bu radyoyu beğeniyorum. Almancanın üçüncü becerisi Schreiben kısmına, yani yazma kısmına. Yazmanızı geliştirmek için ne yapmanız gerekiyor? Yazmakla konuşmak birbiriyle paralel giden şeyler arkadaşlar. O yüzden gördüğünüz şeyleri düşünmeniz lazım. Yani sokakta, dışarıda olduğunuz zaman mesela Almanca olarak düşünmeye çalışın. Örnek veriyorum. Mesela sokakta yürüyorsunuz. Yolda bir adam gördünüz. Adam garip şeyler yapıyor mesela. İçinizden diyeceksiniz ki "Was macht dieser Typ?" diyeceksiniz. Yani bu adam ne yapıyor? Bu herif ne yapıyor? Yani yavaş yavaş bu şekilde gördüğünüz şeyleri Almanca olarak anlatabilmeye alışmanız gerekiyor. Bu dediğim yöntemi uygulayarak yavaş yavaş Almanca düşünebilmeye başlıyorsunuz ve sizlerden sonrasında yapmanızı istediğim şey kesinlikle Almanca bir günlük tutmak. Yani işte bugün şu saatte uyandım, bugün şu saatte kahvaltımı yaptım, işte dişlerimi fırçaladım, şu saatte işe gittim vesaire. Bunları günlük olarak, yani gününüz bittiği anda 10 cümle, 20 cümle fark etmez ne kadar yapabiliyorsanız, gününüz bittiği anda gününüzü anlatan muhakkak bir metin yazmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Almanca sınavlarında ölçülen dördüncü becerimiz sprechen, yani konuşma anlamında maalesef hepimiz çok sıkıntı yaşıyoruz. Ben de zamanında çok sıkıntı yaşadım. Bunun en büyük problemi çalışma yöntemleri var. Evet, ama bunları uygulamak gerçekten kolay değil. Yani şöyle deniyor mesela, kendi kendinize konuşun. İşte aynada kendi kendinizle sohbet edin vesaire. Bunları herkes söylüyor ama kimse uygulayamıyor. Neden? Çünkü birazcık sıkıcı bir aktivite. O yüzden muhakkak ki yapmanız gereken şey bir konuşma partneri bulmak. Bunu internetten bulabilirsiniz. Speaky veya Tandem tarzı uygulamalardan bulabilirsiniz. Veya Almanya'da yaşıyorsanız muhakkak Alman bir tanıdığınız olabilecektir. Bunlarla muhakkak ki Almanca konuşun. Yanlış yapmaktan utanmayın, hata yapmaktan çekinmeyin. Başka türlü konuşmazsınız, konuşamazsanız da yanlışlarınızı görüp bunları düzeltemezsiniz. Konuşmanızı geliştirmenin en iyi yolu arkadaşlar sürekli konuşmak ve hata yapmaktır. Başka türlü gerçekten bunu geliştirmek çok zor. O yüzden sprechen kısmı gerçekten ekstra çaba isteyen bir kısım. Aslında bir kuru aldığında, bitirdiğin zaman onun bütün dil bilgisini, bütün kurallarını öğreniyorsun. Evet, ama bunu bir pratiğe koymadığın için o aşamada senin konuşamıyor olman gayet normal. Yani sen diyorsun ki "Ben B1'i bitirdim. B1 gibi konuşamıyorum." Aslında bu gayet normal. Kesinlikle panik yapmayın. Kendinize acımasız davranmayın. B1'i bitirdikten sonra mesela 1 ay, 2 ay vesaire muhakkak ki konuşma pratikleri yapın. Yani günlük yapamıyorsanız bile haftalık konuşma pratikleri yapın. Birileriyle konuşun. Bulunduğunuz şehirlerdeki konuşma etkinliklerine katılın. Konuşma partnerinizle bir şeyler konuşun. Yani başka türlü maalesef bu konuşma oturmuyor arkadaşlar. Kendi başınıza evde yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de Almanca olarak videolar çekebilirsiniz. Almanca bir gününüzü anlattığınız videolar çekebilirsiniz. Bunu internette tabii ki paylaşmak zorunda değilsiniz. Ama paylaşırsanız muhakkak ki birileri görür ve der ki mesela "Şurada bir hata yapmışsın, burada bir hata yapmışsın." Bunda tabii ki özgüveniniz kırılmamalı. Aksine demelisiniz ki "Teşekkür ederim. Ben bunu şimdi öğrenmiştim. Sağ olun, teşekkür ederim." Veya "Bu neden böyle oluyor?" diye birisine sorduğunuz zaman o size açıklayacaktır ve siz de bu şekilde Almancanızı geliştireceksiniz arkadaşlar. Peki konuşmayla alakalı bir de çok konuşulan gölgeleme yöntemi var. Gölgeleme yöntemi nedir? Bir radyo veya bir ses kaydı dinlediğiniz zaman bunu tekrar etmeye çalışıyorsunuz ve aynı şekilde kelimeleri aynı şekilde telaffuz etmeye çalışıyorsunuz. Ve bunu yapana kadar bir şekilde tekrar ediyorsunuz, tekrar ediyorsunuz, tekrar ediyorsunuz. Bu şekilde nerelerde akıcılığınız bozuluyor, nerelerde telaffuz konusunda hatalar yapıyorsunuz, bunları çok rahat bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Tabii ki de çok hızlı bir şey dinliyorsanız bunu yavaşlatıp ilk başta yapabilirsiniz. Yani bir hızında dinlemek yerine 0,75 hızında dinlediğiniz bir metni seslendirebilirsiniz. Ama muhakkak bu çalışmayı yapın ki bütün telaffuz hatalarınız göz önüne çıksın. Bütün düzeltmeniz gereken şeyleri öğrenmiş olun ve sınava bunları düzelttikten sonra girin. Tüm 4 beceri içinde size bazı ipuçları verdim arkadaşlar. Bunun sonrasında tekrardan bir özet geçeyim. Günlük olarak neler yapacaksınız? Bunlarla alakalı tekrardan bir özet geçiyorum. Örnek veriyorum, pazartesi günü arkadaşlar ideal bir şekilde 1,5 saat olarak gramer çalıştınız. Pazartesi günü ilk gününüz olduğu için bir konu tekrar yapmanız gerekmiyor. Onun dışında ne yapmanız gerekiyor? Yarım saat dinleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Dinlemenizi yaptınız, çok güzel. Yatmadan önce ne yapacaksınız? 15-20 dakika o gün ne yaptıklarınızı özet olarak yazıyorsunuz, günlük yazıyorsunuz. A1 seviyesiyseniz yani 15-20 kelimelik bir şey yazabilirsiniz. A2 seviyesiyseniz 30 kelimelik bir şey yazabilirsiniz. B1 seviyesiyseniz 50 kelimelik bir şey yazabilirsiniz. B2 seviyesiyseniz 80 kelimelik bir günlük tutabilirsiniz. Ama muhakkak ki o gün ne yaptığınızı Almanca olarak yazıp günlük tutuyorsunuz her gün. Salı gününe geçtiğimiz zaman arkadaşlar, Salı günü ilk yapmanız gereken şey Pazartesi günü işlediğiniz konuların tekrarını yapmak. Yani yarım saat bir tekrar yapıyorsunuz.
Sonrasında da 1,5 saat tekrardan bir Almanca çalışması yapıyorsunuz. Yeni göreceğiniz konuların çalışmasını yapıyorsunuz. Bundan sonra yine hemen olmak zorunda değil, başka bir arada da olabilir. Yarım saatlik bir dinleme egzersizi yapıyorsunuz. Almanca muhakkak bir şey dinliyorsunuz. Yani bunu kontrol etmek zorunda değilsiniz. Egzersiz dediğime bakmayın. Yani herhangi bir etkinlik yapmak, herhangi bir şey işaretlemek, herhangi bir şeye cevap bulmak zorunda değilsiniz. Sadece pasif bir şekilde radyo dinleyebilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz. Öğrendim mi, öğrenmedim mi kısmına çok fazla odaklanmadan bunu yapabilirsiniz. Zaten bu bir ay sonunda acayip bir seviyeye gelecek ve duyduğunuz şeyleri otomatik olarak anlamaya çalışacaksınız. Yani aslında herhangi bir çalışma yapmadan sadece pasif bir şekilde radyo dinleyerek bile epey bir yol kat etmiş olacaksınız. Bunu o yüzden yatmadan önce yapabilirsiniz ama muhakkak ki Almanca bir şeyler dinlemeniz gerekiyor her gün yarım saat. Onun dışında dediğim gibi 15 dakika yine tam yatmadan önce günlük tutuyorsunuz ve o gün neler yaptığınızı yazıyorsunuz. Çarşamba gününe geçtiğimizde yine yarım saat olarak bir gün öncesinin tekrarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında tekrardan 1,5 saat ders çalışıyorsunuz. Sonra istediğiniz herhangi bir arayı verin. Günlük başka bir şeyler yapın. Başka şeylerle ilgilenin. Yine akşam olduğu vakitte yani yemekten sonra olabilir. Yarım saat yine bir dinleme yapıyorsunuz. Muhakkak dinleme önemli arkadaşlar. Dinlemeyi kesinlikle aksatmayın. Sonrasında da yine yatmadan önce bir 15-20 dakika günlük tutuyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar Perşembe günü yine bir gün önceki işlediğiniz şeyleri yarım saat olarak tekrar ediyorsunuz. 1,5 saat yine yeni konu öğrenmeye ayırıyorsunuz arkadaşlar. Yine herhangi bir mola verebilirsiniz. Bugün de arkadaşlar sizden istediğim şey öğrenemediğiniz, anlamadığınız, merak ettiğiniz kelimelerin notlarını almanız. Yani son 3-4 güne bakıp kitaplardaki bütün anlamadığınız kelimeleri bir yere yazmanız arkadaşlar. Kelime listesi çıkarmanız. Sonrasında yine başka istediğiniz şeylerle ilgilenebilirsiniz. Yani akşam yemeği yersiniz, dışarı çıkarsınız, gezersiniz. Yine arkadaşlar günde yarım saat dinleme egzersizini kesinlikle unutmuyoruz. Yani illa bir egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Günde yarım saat Almanca bir şey dinlemek zorundasınız. Kulağınızdan yarım saat Almanca bir şeyler geçmek zorunda arkadaşlar. Sonra yine aynı şekilde 15-20 dakikalık günlüğünüzü tutup yatabilirsiniz arkadaşlar. Cuma gününe geldiğimiz zaman arkadaşlar Cuma günü yine aynı şekilde bir gün öncesinin yarım saatlik tekrarını yapıyorsunuz. Yine 1,5 saat konu çalışıyorsunuz. İsterseniz haftanın herhangi bir gününü ayırıp sadece konu çalışmak değil tekrar yapmaya da ayırabilirsiniz. Ondan sonrasında arkadaşlar yine istediğimiz gibi takılabiliriz, istediğimiz şeyi yapabiliriz. Ama muhakkak yine yarım saat Almanca bir şeyler dinlemek zorundayız. Cuma günü belki eğlenmek istiyorsunuzdur, keyifli bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Yarım saat dinleme yapmak yerine mesela Almanca bir film izleyebilirsiniz. 1 saat, 1,5 saat. Öncelikle tabii ki anlamayacaksınız. Anlamadığınız zaman korkmayın arkadaşlar. Bu çok uzun bir süre içerisinde gelişen bir şey. İlk başta altyazıda izleyebilirsiniz. Sonrasında Almanca altyazıda izleyebilirsiniz. Sonrasında ise hem sesi Almanca hem altyazıyı Almanca izleyebilirsiniz ki bu en güzel yöntemdir arkadaşlar. Yavaş yavaş geliştikçe sadece Almanca'ya odaklanın. Yani kesinlikle kafanızda çeviri yapmayın. Sadece ses de Almanca olsun, yazı da Almanca olsun. Kelime öğreniyorsanız da sadece bunu Almancasıyla yazın. Yanına Türkçesini yazmayın. Veya illa yanına bir şey yazmak istiyorsanız Almanca buna benzer kelimeler, bununla eş anlamlı kelimeler, sinonimler yazabilirsiniz. Ama muhakkak ki Türkçeyi ve İngilizceyi aradan atmaya çalışın. Sadece Almanca olsun, her şeyiniz Almanca olsun. Hafta sonuna geldiğimizde arkadaşlar muhakkak ki çalışmak istemeyeceksiniz, dinlenmek isteyeceksiniz. O yüzden hafta sonu yarım saat olarak Cuma günü ne işlediyseniz bunun tekrarını yapıyorsunuz. Onun dışında herhangi bir çalışma yapmıyorsunuz. Ama yine de yarım saat yani dizi mi izliyorsunuz, film mi izliyorsunuz, radyo mu dinliyorsunuz bilmiyorum ama yarım saat Almanca muhakkak ki duyuyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yatmadan 15-20 dakika yine günlük tutuyorsanız çok iyi ama tutamıyorsanız bunu hafta sonunda yapmak zorunda değilsiniz. Gününe geldiğimizde arkadaşlar bence pazar günü çok fazla bir şey çalışmak zorunda değilsiniz. Haftanın genel tekrarını yarım saat olarak yapabilirsiniz. Onun dışında Duolingo'dan veya herhangi bir uygulamadan Almanca çalışabilirsiniz. Yani tamamen keyfi ve relax bir şekilde bir hedefe odaklanmadan bir şekilde Almanca içeriklere bakabilirsiniz. Onun dışında yine yarım saat dinlemenizi yapmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Müzik dinlersiniz, radyo dinlersiniz bilmiyorum ama muhakkak ki keyif alacağınız bir şey olsun. Yine arkadaşlar pazar günü günlük tutmak zorunda değilsiniz. 15-20 dakikalık günlük tutmak zorunda değilsiniz ama pazar günü genel bir tekrar yaptığınız için zaten haftanın bütün gramerini tekrar ettiniz. Dediğim gibi yarım saat. Onun dışında arkadaşlar muhakkak ki bütün kelimeleri tekrar edin. Yani o hafta içerisinde öğrendiğiniz kelimeleri tekrar edin. Ne demiştim ben? Perşembe günü demiştim. O ana kadar öğrendiğiniz bütün kelimeleri not alın demiştim. Bunu mesela haftanın P ile başlayan günlerinde yapabilirsin. Mesela Perşembe ve Pazar günleri yeni öğrendiğiniz kelimeleri not alma ve bunların çevirilerine bakma günü olabilir arkadaşlar.
Dediğim gibi ilk başta tabii ki kelimelerin yanına Türkçelerini yazabilirsiniz. Ama sonra bence bunları yazmayın ve şöyle yapın. Mesela kelimeleri yazdınız. Siz bir yere 50 tane Almanca kelime yazdınız, yanına çevirisini yazmadınız. Ertesi gün bakacaksınız, bu kelimelere tek tek bakacaksınız. 1, 2, 3, hepsine bakacaksınız. Hatırlıyor muyum diye hepsine bakacaksınız. Yanında o kelimelerin Türkçesi yazıyor olsaydı sizin gözünüz hemen yanına gidip Türkçesine bakmış olurdu. Ama o kelimelerin yanında siz Türkçesini yazmadığınız için tekrardan sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu kelime neydi ya? Bu kelime neydi ya? Sürekli kafanızda bu kelimenin anlamı sorgulanmış oluyor ve bu şekilde kelimeleri çok daha iyi öğrenirsiniz. Yanında Türkçesi yazıyor olsaydı aklınıza gelmediği ilk saniyede onun Türkçesine bakacaktınız. Ama yanında hiçbir şey yazmadığı için, sadece Almancası olduğu için bu kelimenin anlamını daha fazla düşünüyorsunuz, daha fazla hatırlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu kelime aklınızda daha kalıcı oluyor. Çalışma programı çok isteniyordu. Ben de pazartesi gününden pazar gününe kadar bir çalışma programı yaptım. Tabii ki sizin iş programınız, okul programınız nasıldır bilmiyorum ama tekrardan özetliyorum arkadaşlar. Günde yarım saat konu tekrarı, günde 1,5 saat yeni konu ve Almanca ders kitabından konu işlemek, günde yarım saat Almanca dinleme yapmak, günde 15-20 dakika Almanca günlük tutmak, aynı şekilde haftada 2 kere yeni öğrendiğin kelimeleri bir yere yazmak ve kelime listesini büyütmek, aynı şekilde pazar günleri bu öğrendiğin bütün kelimeleri tekrar etmek. Onun dışında bana şunu da sorabilirsiniz. Abi hangi Almanca kitabından çalışmalıyım? Arkadaşlar bu çalışma kitapları konusunda ben çok fazla bir fark olmadığı düşüncesindeyim. Yani şu kitap çok iyi, şu kitap çok kötü diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani zaten aşağı yukarı konular aynı arkadaşlar. Ben A1'i Netzwerk kitabından tamamlamıştım Almanya'dayken. Sonrasında ise Türkiye'de kursa devam ettim ve burada biz Schritte kitabı kullandık. Ondan sonra ben Almanya'da tekrardan B1 seviyesini tekrar ettim ve bu sefer de Begegnungen diye bir kitap kullandık. Onun dışında arkadaşlar B2 seviyesi için de Sicha diye bir kitap kullanmıştık. Açıkçası arkadaşlar ben bu Almanca kitapları arasında o kadar büyük farklar görmedim. Bütün gramatik konularının işlendiği Almanca kitapların hepsi muhakkak ki işinizi görecektir. Aynı şekilde Almanca kitaplarının en arka kısmında fiillerle alakalı listeler olabilir, kelime listeleri olabilir. Onun dışında arkadaşlar Goethe'nin kendi kelime listeleri var. A1 seviye kelimeler, B1 seviye kelimeler gibi. Bunları da zaten Goethe'nin kendi internet sitesinden PDF olarak indirip bunlar üzerinden çalışabilirsiniz. Ve son olarak sınavlara yönelik çalışmakla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar sınavlarda biliyorsunuz 4 tane becerinizi ölçüyorlar ve aslında bu Almanca sınavları tamamen ne kadar Almanca bildiğinizi, gramatiğinizin ne kadar iyi olduğunu ölçmüyor. Daha çok anlıyor musunuz? Duyduğunuzu anlayıp cevap verebiliyor musunuz? Hızlı bir şekilde okuduğunuzu anlayabiliyor musunuz? Yani bunları ölçüyor aslında. Yani bu aslında konuşabilme becerinizden zaten aşağı yukarı ortaya çıkıyor. Gerçekten iyi anlayıp konuşabiliyorsanız zaten yazma kısmını da, dinleme kısmını da çok rahat yapabilirsiniz. Peki bu sınavlara yönelik nasıl çalışmanız lazım? Bu sınavlarda arkadaşlar kimse sizin gramatik konularını, bütün detayları bile bilip bilmediğinizi ölçemiyor tabii ki arkadaşlar. Bu sınavlarda daha çok sizin sınav taktiklerine ne kadar alışık olduğunuz, sınav pratiğini ne kadar çok yaptığınız öne çıkıyor ve sizi öne çıkarıyor. O yüzden arkadaşlar atıyorum bir sınava gireceksinizdir. Bunun 2 hafta öncesinden bütün konuları bitirin ki sadece 2 hafta, kalan 2 hafta sadece sınav için pratik yapmış olun. Yani sınav örnekleri çözün, sınav denemeleri çözün. Her gün bir deneme, her gün 2 deneme yapabilirsiniz, bilmiyorum. Çok önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Sınava 1 hafta kala özellikle buna çok önem verin. Yazma konusunda arkadaşlar. Schreiben için sınava 1 hafta kala muhakkak, yani günde en az bir, yapabiliyorsanız 2 tane örnek çözün ve bir tanıdığınız varsa onlardan bunu kontrol etmesini isteyin. Bir hocanız varsa ondan bunu kontrol etmesini isteyin. Bu gerçekten çok önemli. Schreiben kısmı gerçekten birçok insanın çok puan kaybettiği bir yer. Kesinlikle yazım noktalama hataları, büyük harf, küçük harf, virgüller, noktalar gerçekten çok önemli.